derinlerde saklanırdı. Baba evi kabuğumdu, hayat çok uzak sanırdı. Düşlerimle yandım sonra, sevdalarımla kavruldum. Düşlerimin peşi sıra, kendimi yollara vurdum. Kanat takıp uçurur da bu düşler, uyandırır en tatlı yerinde. Gün ortasında, sabah seherinde hatırlanır yeniden. Yatak döşek yatırır da bu sevda, uyandırır en tatlı yerinde. Gün ortasında, sabah seherinde hatırlanır yeniden. Ne dedin sen? Duydun dedim Mahmut. Gözlerimle gördüm. Vay kebaze adam. Vay! Yapma Mahmut. Bırak dur sen. Yahu ne utanmaz adamlarsınız siz yahu. Tanrı misafiriyiz diye geldiniz. Şu yaptığınız rezilliğe bakın. Yeter Mahmut. Bunların ikisini de Allah yarattı demeden eşek sudan gelinceye kadar dövmek lazım. Allah'ın adını kirletmeyin. Gavursunuz siz, gavur. Ne diyorsun lan sen? Allah bir gün cezanızı verecek. O gün o günahkar dilleriniz kökünden kesilecek. Edipsiz köpek. He ya, ayaklarını da yıkatıyorlar. Oha be, yıkama kızım sen de. Çaylar geldi. Teşekkürler canım. Su var mıydı abla? Var canım var. Ne ilacı o? Sinir hapı. Ver şunu bakayım. Alın ipi. Nereden aldın bunu? Bizim orada bir komşunun kızı verdi. Sinire iyi gelirmiş. Böyle ilaçları doktor vermeden niye içiyorsun? Ne bileyim, iyi geliyormuş işte. Faydası olurmuş. İçme bunu. Yarın doktora gidelim de öyle. Bakalım ne diyecek. Olur abla, içmem. Doğru gidiyorsun, hemen sağda. Hı? Nereye gitti? Tuvalete. Açıkça soramadım yerini. Utanmıştır. Dünyayı sırtında taşıyor sanki. Yazık. Adamları görseniz kıza hak verirsiniz. Bırakmışlar mıdır polisler acaba? Asıl biz ne yapacağız? Durumu bizimkilerden saklayamayız, hemen anlarlar. Doğruyu söyle Bilge. Her şeyi olduğu gibi anlat. O az gelişmiş adamlara kızı teslim et diyorsun yani. O zaman niye buraya getirdik ki kızı? Ne yapacaksın peki? Bir bilsem. Sen de uydur bir şeyler Bilge. Zaten başka çare de yok gibi. Eğer iyi bir şey için yapıyorsan yalan söyleyebilirsin. Buldun? He, buldum. Orada duruyordu işte. Allah Allah. Adam olmayacaksın sen. Zinhar olmayacaksın. Ulan nerede sanıyorsun sen kendini? Dürzü. Sıddık Hoca'nın bazı yerinde mi? Sana saldırdı diye baba. Sus. Hala konuşuyor. Hoca böyle mi yapın diyor bize. Ha? Öyle her sinirlendiğinde izini gizini ortalığa dökme diye kaç kereden biledik sana. Ama sen... Sus. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Nasıl yaptım ben bunu? Nasıl vurdum? İyi yaptın. Sen vurmasan ben beze çektim o manyakları. Ben böyle bir şey yapamam ki Mahmut. İnsanlara vuramam ki. Bizim gibi düşünmüyorlar diye vurmaya hakkımız yok ki. Neler dedi duymadın mı Nurten? Yok dilimizi kesecekmiş de yok bilmem ne. Farkında bile değildim Mahmut. Bir anda oluverdi. Bir anda. Ah.
Hanife, bu yaptığın çok ciddi bir iş. Bunun şakaya falan gelir yanı yok. Sonradan pişman olup geri dönersin. Ölürüm de dönmem onların yanına. Ölmezsin de sonra ne yapacaksın? Ha? En iyisi sen bir telefon et. Gelmeyeceğini söyle. Boşuna aramasınlar. Konuşmaya korkarım ben. Korkunun ecele faydası yok. Al şunu. Ne olacaksa olsun. Hep böyle saklanarak yaşayacak değilsin ya. Çalıyor, konuş. Konuşmaktan başka çaren yok. Çalıyor. Bak, bizimkileri açarsa kocanı iste. Sakın bizden söz etme. Bizi hiç görmedin, tamam mı? Alo? Alo? Mahmut amca? Hanife, sen misin kızım? Neredesin? Burası neresi bilmiyorum ben. Kızım, seni merak ediyor babanlar. Ver şunu bana Mahmut. Babana veriyorum Hanife. Al. Hanife? Hanife? Sesin çıkar Hanife. Buyur baba. Çabuk buraya gel. Kemiklerini kıracağım. Canımı al diye yalvaracağım seni. Bizi karakollarda bırakıp gidiyorsun ha? Taşa tutacağım seni. Ölmezsen kendi ellerimle öldüreceğim. Çabuk buraya gel. Gelmeyeceğim baba. Ne? Gelmeyeceğim mi dedin? Ver bana baba, ver. Şeytan girmiş buraya. Şeytan gelmeyecekmiş. Hemen buraya gel Hanife. Hemen gel. Aha saat tutuyorum. Bir saat içinde burada olacaksın. Gelmeyeceğim ben. Ölsem de gelmeyeceğim. Hala gelmeyeceğim diyor baba. Nereye gideceksin kadın başında? Kendini mi satacaksın? Bilmiyorum. Bir akrabamız var, belki onlara giderim. Akraba diyor baba. Yalan söylüyor. Onun akrabası yok burada. Senin akraban yok burada. Uydurma. Neresi orası? Kim var yanında? Yalnızım ben. Kimse yok yanımda. Yalan söyleme bana, taş olursun taş. Kim var yanında dedim. Kimse yok işte. Taş maçta olmam. Beklemeyin beni boşuna. Gidin siz. Kapat Hanife. Kapat artık. Boğazına kadar günaha battın kadın. Bana karşı gelirsin ha. Çabuk buraya gel. Hanife. Hanife. Hay Allah'ım. Öldürecekler beni. Aa. Sağ ol abla. Şimdilik sende kalsın. Hı-hı. Lazım olur belki. Öyle kötü Hı-hı. şeyleri de çıkar aklına. Biz de çıkalım artık. Bakalım sizde neler olacak. Hı-hı. Evet. Hadi. Gelmeyecekmiş ha? Öyle dedi baba. Yarım akıllını yaptığına bak sen. Yakalayıp ibreti alem için gebertmekten başka çıkar yolu yok. Ya o gebertmekten başka bir şey düşünmez misin sen? Bak işte gördünüz mü? Bilgiye o kadar laf ettiniz. Kendi kaçmış işte. Kuş kadar beyniyle nasıl akıl edecek kaçmaya Mahmut? Ne diyorsun sen ya? Sokakta kaybolduğunda Bilge mi vardı yanımızda? O mu kaç dedi? Ne söyleyeceksin evdekilere? Karakolda yanımızdan ayrıldığını, bir daha da görmediğimi söyleyeceğim. İnanırlar mı? Bilmem. Ama ne olursa olsun Hanife'yi bu canavarlara teslim etmemeliyiz. Sen de duydun tehditlerini. Duydum. Korkunç. Sen beni ne zaman kaçıracaksın? Keseme uygun bir at bulur bulmaz. Bak öyle sütçü beygiri falan istemem ben. Beyaz bir at olacak. Peki. Beyaz ata binip pencerenin altına geleceğim. Nereye götüreceksin beni? Biraz dolaşır döneriz sanırım. Aa, nedenmiş o? Çünkü sen evden fazla uzak kalamazsın. Yoksa sizinkiler merak eder. Gözümüzle gördük Mahmut. Kızın da karakoldaydı. Aldı gitti Hanife işte. Canım, birlikte çıktıklarını gördünüz mü siz? Onu görmedik ama biz nezahetteyken çıkmışlardır. Hanife bunlarla gideceğim diye kızını gösterdi Mahmut. Daha ne? Sizden korktuğu için öyle demiştir. Telefonda dedi ya yalnızım diye. Dedi de. Ne malum öyle oldu? Hem nerede bu saatte sizin kızınız? Size ne? Kim arıyor acaba? Evim mi ne? Bir şey yazıyor burada. Açma Hanife. Bilge eve varmış olamaz daha. Sakın açma. Açmıyor Nurten. Ah Mahmut. Kız kaybetmişti ya telefonu. Söylemeyi unuttum ben. Ne zaman kaybetti?
bile inanmazlarsa bana. Ne olursa olsun pes etmek yok Bilge. Hanife'yi düşün. Son defa söylüyorum. Biz Barış'la beraberken Hanife'den haber geldi. Kalktık karakola gittik. Siz de oradaydınız. Neler olduğunu gördünüz. Biz görmedik. Nezarete attılar bizi. Atarlar tabii. O kadar milletin içinde. Üstelik karakolda dövdünüz kızı Sille Tokat. Bıraktıklarına şükredin siz. Uzatma Bilge. Baba görseydin yaptıklarını. O benim karım. Karımmış. Evli değillermiş biliyor musunuz? Komiser evlilik cüzdanı deyince afallayıp kaldı ikisi de. Öyle mi Sadullah? Resmi nikahları yok mu bunların? Allah'ın indinde evli onlar. Allah alın bu kadını döve döve öldürün mü dedi size? Siz anlamazsınız. Günaha girmeyin bari. Sonrasını anlatsana. Sizle gideceğini söylemedi mi yüzümüze karşı? Bir yere gitmedik biz. 18 yaşını geçtiği için bıraktılar onu. Ben bizimle gelmesini istedim ama gelmedi. Belki de size teslim edeceğimden korktu. Haksız da sayılmaz kız. Nurten. Yalan mı? 2 saattir öldürmekten söz ediyorlar. Kızım şimdi çekti gitti mi yani? Bilmiyorum. Uzak bir akrabası varmış, oraya gidecekmiş. Yalan. Akrabası falan yok onun. Orasını bilmem artık. Yalan söylüyor kızım Mahmut. Bu saate kadar o nerede olduğunu söylesin bakalım. Sizi hiç ilgilendirmez. O ancak babasıyla beni ilgilendirir. Ben odama çıkıyorum. Yorgunum. Nurten. Acıkmıştır bunlar. Şunların önüne bir şey koy. Hala bizim misafirimiz onlar. Biz nerede yanlış yaptık? Ne oldu, komik bir şey mi söyledin? O dediğin şarkı bir tanem. Ne şarkısı? Ben nerede yanlış yaptım? Kocanı dinlemezsen böyle olur işte. Ne? Benim neyime gerek iş kadınlığı? Safiye, o kadar da kötü bir şey yok. Evimde ne güzel ev kadınlığımı yapıyordum. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre ev kadınlığı en çok kazandıran mesleklerden biriymiş. Ben o en zor işi ne güzel yapıyordum işte. Sonra ne olduysa bir gün sabah kalktığımda böyle kendimi ne bileyim böyle garip bir durumda buldum. Sonra neler söylüyorum ben. Neler söylüyorsun sen Safiye? Aman üzüntüden saçmalıyorum işte. Oo, çatı da çok yüksek ya. Ya mor menekşem. Meryem'im. Seni sinemaya götüreyim mi bu akşam? Kafaya mı yedin sen Sabahattin? Bu akşam yarışma izleyeceğimi bilmiyor musun? Baş başa bir film seyretsek kötü mü olur Meryem ya? Baş başa yarışma izleyelim şişkom. Bakalım kaç altın kazanacağız bu akşam. Hem sen de ansiklopedik bilgilerini ölçersin. Hadi bakalım koş. Bir yol olmalı ya. Meryem görmemeli rezil oldum. Ulan televizyon, sen ne bela şey misin ya? İyi akşamlar Meryem kızım. Hoş geldiniz, buyurun buyurun. Aa, hayrola? Ziyarete geldik patron. Buyurun. Şu yarışma programını seyretmeye geldik. Ha, neydi adı onun? Ağırlınca altın. Ha, işte o. Hoş geldiniz desene misafirlerimize Sabahattin. Koş. Aa. Baştan adam gibi destekleseydik ya şunları Tuncer. Sana uyduk biz de Çetin. Aa hoppala, bana uymuş. Tabii dolduruşa getirdin beni. Tamam oğlum tamam. Artık hıyarlık yok. Bundan sonra hep yanlarında olacağız. Bunlara da çok sevinecekler ama. Hemen söyleme ne olduğunu, sürpriz olsun. Tamam tamam. Geldiler. İyi. İyi akşamlar hanımlar.
Tuttuğunu koparan kadınların önünde boynumuz kıldan ince. Başladılar gene. Hiç çekemem valla. Al benden de o kadar. Dünyanın en becerikli kadınları. Bilin bakalım bu nedir? 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 Büyük başarılar kutlandığında... Her an onun adı gelir. Ha, tamam. Tamam. Şimdi bulduk. Çok iyi çocuklar bunlar. Artık büyüdüler ablası. Akıllandılar akıllandılar. En sevdiğim pasta. Moralim düzeldi valla. Ah şu erkekler. Kadınların kalbine giden yolu nasıl da bilirler. Tuğçe, tamsınız. Bence de. Kızlar, bir sürprizimiz daha var. Dükkana müşteri mi buldunuz yoksa? Hemen hemen. Onun gibi bir şey. Bırak onları patron, başlıyor. Yarışmaya nasıl katılıyor? Koskoca fidanlı bırak gel. Sen burada televizyon seyret. Ya bir hırsız mırsız girse? Ne çalacak hırsız Sabahattin? Fidan mı? Yetmez mi hocam? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Zaten yarışma bitince gideceğiz. Bilge ile doğru dürüst konuşamadık Nurten. Kaşla göz arasında odasına kaçtı. Anlattı ya her şeyi Mahmut. Onu demiyorum ben ya. Adam söyledi ya... O oğlanla gördüm filan diye odasında. Aman Mahmut. Öyle deme Nurten. Kafama takıldı işte. Yat hadi yat. Sabahleyin konuşursun. Konuşacağım şu kızla. Dur Mahmut. Kapat şu kapıyı. Ne var bunda Nurten? Kapat bir dakika Mahmut. Soracağım sadece. Yapma Mahmut. Kız iyice hırpalandı zaten. Bir de sen üstüne gitme şimdi. Ya bir şey demeyeceğim. Neymiş bir öğreneceğim o kadar. Bilge. Uyudun mu kızım? Uyumadım baba. Bir dakika açıyorum. Uyandırdın mı? Az önce kapıyı sen mi kurcaladın baba? Yok. Ben tıklattım sadece. Kapı zorlandı sanki. Bendim canım işte kurcalamadım. Böyle kapıyı çaldım sadece. Bana öyle geldi demek ki. Yok bir şey kızım. Kimse yok. Neyse. Sen tıkırdığı boş ver de anlat bakalım. Anlattım ya baba. Görmedim sonra Hanife'yi. Onu sormuyorum ben. Sadullah kızını bir oğlanla gördüm diyor. Kucağındaymışsın. Öyle mi dedi? Öyle dedi, görmüş sizi. Ne manyak adam bu ya? Hani Barış'la evi dolaştık ya. Sonra da buraya girdik işte.
Sağa sola bakınırken birden o girdi içeri. İkimize de kötü kötü bakıp çıktı gitti. Tüm gördüğü bu. Kucağında mıymışım? Sadullah öyle dedi. Of, ne bu ya? İnandın mı yoksa? Ya inanmadım da yani ne de olsa... Baba, ben böyle bir şey yapsam burada mı yaparım? Bütün gün istediğim zaman istediğim yerde görebilirim Barış'ı. Yapsam ruhunuz bile duymaz. Doğru. Duymaz. Doğru tabii baba. Neden böyle bir şey yapayım ki? Mantıklı geliyor mu adamın sana söyledikleri? Canım. İyice dağıtmış adam tabii. Ne söylediğini bilmiyor. Çamur atmasın bari. Bilge. Sormasaydım bütün gece gözüme uyku girmezdi. Bilirsin. Bilirim baba. Çok iyi bilirim hem de. İyi. O halde mesele yok. Yok. Hadi iyi geceler kızım. Baba, korkuyorum ben. Korkuyor musun? Neden? Bilmiyorum. Az önceki tıkırtılar falan. İyi. Hadi sen annenin yanına git. Burada yatarım ben. Sağ ol baba. İyi geceler. İyi geceler kızım. Şimdi. Kim nerede anne? Hanife. Nereye götürdünüz? Anne söyledim ya, akrabaları mı ne varmış? Hanife'yi nereye götürdünüz Bilge? Ah, anne. O kızı o haliyle sokakta bırakmayacağını biliyorum Bilge. İyi hadi git demeyeceğinden de eminim. Evet. Özlemleri bıraktık. Lütfen babama söyleme. Lütfen. Peki. Gitmişler Nurten. Odaları bomboş. Nereye gitmişler? Ne bileyim Nurten. Hiç haber vermeden eşyalarını toplayıp gitmişler. Ciddi misin baba? Ya. Baktım işte yok ya. Kusura bakma ama üzüldüm diyemeyeceğim Mahmut. Ben de kabus gibiydiler. Nereye giderler ki Nurten? Beni ilgilendirmiyor Mahmut. Huzur içinde gürültüsüz bir günü özledim. Geliyorum ben. Çayını koyuyorum Bilge. Koy anne, geliyorum. Aç şunu. Hanife, Hanife benim, Bilge. Bilge abla, sen misin? Benim. Nasılsın? İyiyim abla. Uyuyup kalmışım koltukta. Özlem ablalar da kalkmadılar. Müjdemi isterim. Seninkiler gitmişler. Gitmişler mi? Gitmezler abla. Beni almadan gitmezler. Ah, gitmişler Hanife. Yoklar. Bu sabah haber vermeden gitmişler. Ben de birazdan okula gideceğim. Çıkışta uğrarım, tamam mı? Hadi gözün aydın. Sağ ol abla. Sağ ol. Gittiler mi acaba? Yok canım. Beni bırakıp gitmezler. Ne oluyor?
Kim öptü beni? Günaydın canım, günaydın. Burası neresi Gülden? Burası... Ne işimiz var burada? Canım bak şimdi. Dün gece sen söyledin ya bana Sami. Burası 40 yıl önce ilk gecemizi geçirdiğimiz oda. Hatırlasana. 40 yıl önce mi? Hı hı. Peki aradaki 40 yıl ne oldu? O kadar uzun mu uyuyorduk Gülten? O yılları yaşadık Sami, yaşadık. Ama görüyorum ki senin kafandan uçmuş hepsi. Hadi kalk Sami, Teoman kahvaltıya bekliyor. Teoman kim? Sizin grubun kemancısı Sami. Eyvah, o beni provaya bekliyordu. Gitmedim diye yıllarca vicdan azabı çektim. Şu işe bak, 40 yılı hatırlamıyor da neyi hatırlıyor? Kalk Sami, kalk. Affetti seni, konuştum ben. Hadi. Sahiden affetti mi? Ya? Başınız göğermiştir. Seyrettiniz ya, Meryem'ime rezil ettiniz beni. Ne olacak Sabahattin? 3 gün sonra unutur gider. Ya Meryem'i bilmezsin hoca sen. İkide bir sen ortancıya yemek dedin deyip durur artık. Doğru, öyle dedin ya patron. Hadi lan, yarışmada göreceğiz bakalım seni. Sahi, altın almak lazım onun için de. Ne altını alacakmışız? Yarışmaya katılmak için 100 dolarlık altın almak lazım. Yapma ya hoca, hem de 100 dolarlık ha. En az 100 dolarlık. Benim haberim yoktu bundan. Fırsattan istifade, Meryem'e güzel bir bilezik alırsın artık. Ne alacağım ya? Yani durduk yerde kadın kısmı sonra çabuk alışır böyle şeye hocam. Katılmayacak mı yarışmaya patron? Canım alırım altını yan tarafta satarım. Kimin haberi olacak? Yani Sabahattin hemen işin hilesini buldun. Ben katılamayacak mıyım altını almazsan? Katılamayacaksın usta. Para parayı çeker. Altın da altını. Nerede saklıyormuş kızı? Özlemlerdeymiş. Ne sanıyor bu kız kendini? Ya böyle bir şey nasıl yapar? Neyine güveniyor Allah aşkına? Neyine? Bağırmasana Mahmut. Bil diye söyledim sana. Bağır diye değil. İyi de Nurten. Bu ne cesaret? Görmedim adamların halini. Öldürürüz, asarız, keseriz. Anne niye söyledin babama? Söylemeyelim dedim sana. Gittiler artık Mahmut. Bu kadar öfkelenmenin manası yok. Ne olacak şimdi peki? Bize mi kaldı kız? Bulunur bir yolu Mahmut. Ya bulunur. Çok bulunur. Halini görmedin mi kızım Mahmut? Hemen bir doktora götürülmesi gerek. Sonra ne olacak Nurten? Hayatı boyunca doktorda hastanede mi kalacak? Ben açarım. Bilge! Nereye kayboldunuz ya? Gittiniz sandık. Gidecektik ama döndük. Yalancı. Yalancısın sen. Bize yalan söyledin. Ne demek bu İdris? Bize yalan söyledi kızım Mahmut amca. Ne demek istiyorsun sen? Kandırdın bizi. Cep telefonum kayboldu dediydin. Kayboldu tabii. Kaybolamaz mı? Kayboldu da Hanife nasıl buldu seni ha? Nasıl buldu o zaman? Çok basit. Evden çıkarken benim telefonumu almış. Nasıl almış? Çalmış mı? Evet, almış. Daha çıkarken karar vermiş kaçmaya belli ki. O ne bilir cep telefonu kullanmayı? Salaktır o, salak. Sen öyle san. Telefonumda kayıtlı bir numarayı çevirmiş. Öyle buldu beni. Kimmiş o numaranın sahibi acaba? Sevgilim. Hani gördünüz ya yukarıda. Nereden tanıyormuş onu bizim beyinsiz? Canım ne tanımaz Sadullah. Yahu sen de iyice çığırından çıkarttın işi. O numarayla Bilge'ye ulaşmak istemiş kız, anlamadın mı? Başka sorunuz yoksa gidebilir miyim? Nerede şu telefonun senin? Yok. Gel diyorum. Gelmezsen bak, Allah şahidimdir, öldürürüm seni. Öldürürüm Hanife. Çabuk gel. Kaçarım diye aklına geliyorsa o kızı, o Bilge denen kızı da öldürürüm. Gel hemen. Yakarım buraları. Bu evi yakarım. Allah şahidimdir, yakarım. Geliyorum. Geliyorum. Çabuk gel. Çabuk! Aha elimde çakmak! Bak yakarım! Çabuk! İyi misin Hanife? Su ister misin?
Ben gidiyorum. Yakacak Bilge ablaların evini. Yakacak. Hanife, manyak mısın sen? Ev yakmak o kadar kolay mı? Yakar bu. Gözü dönmüş. Zor yakar. Otur şuraya Hanife. İstersen polisi arayalım hemen. Polis ne yapar ki? Bıraktılar işte. Hanife. Hanife gitme. Dur. Zaten iyi değilsin. Evi yakmadan yetişmem lazım. Bilge ablaya zarar vermesin. Çabuk hazırlan Özlem. Hemen Bilge'ye haber verelim hadi. Burası galiba Mahmut. Adres doğruysa burası. Aa, Hanife değil mi şu? Hanife! Nurten teyze. Nereye kızım? İdris evi yakacağım dedi. Gelmezsen seni öldüreceğim dedi. Eve gidiyorum ben. Bir alta deme Sergel'e. Gitmezsem eder. Yakar. Beni de öldürür. Bir taksi. Hemen hastaneye götürelim Nurten. Taksi de nerede bulabilirim? Bu taraftan, bu taraftan. Oya abla, sen işe gitmedin. Hastayım ben. Oya abla, neyin var? Niye sabah söylemedin? Ya ne safsınız, bankaya hastayım dedim. Bu nedenle de izinliyim bugün. Ha, Mansuzcuk ben. Öyle söylesene Oya ablaya. Bir müşteri görmeden de şuradan şuraya gitmeye niyetim yok. Çok bekleyeceksin o zaman. Sağ ol Bezeliş. İyi günler. Buyurun. Ben Çakıl Sokağı arıyorum. Üst taraf beyefendi, üstteki sokak. Teşekkür ederim, sağ olun. Of. Bekleyeceğim. Çok beklersin. Ha, orada. Bilge, Bilge. Günaydın. Günaydın, günaydın. Hanife sizin eve gitti. Kocası aradı, tehdit etti. O da korkup gitti. Ne? Evet. O kızı öldürür bunu. Hadi. Hadi çabuk. Çabuk. Sakinleştirici verdim. Bir iki saat sonra alıp götürürsünüz. Dinlenmesi gerekiyor biraz. Kendine geldiğinde de bazı tahliller yapılmasını isteyeceğim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz doktor bey. 335. Sol 336, üst köşedeki sanatçı. C ile başlıyor. Ciguli. Oldu valla. 341, 342, 300, 342. Demin 342'yi saydın, 343 olacak. 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349. Baksana şuna Zeliha. Safiye baksın. Neyine bakayım? Elimde bir şey yok. 352. Adres soracak gibi. Makinelere niye bakıyor? Adam merak etti canım. Bırakın baksın. Benimle ilgilenecek biri var mı acaba? Buyurun, ne istemiştiniz? Burası yeni bir yer galiba. Evet öyle. Ne istemiştiniz? Hanımefendi, ben küçük bir fabrikanın müdürüyüm. İşçilerin tulum ve sahil şeylerini yıkattığım yerle anlaşamadık. Değiştirmek istiyorum da. Öyle mi? Tam yerine geldiniz. Biz yıkayalım. Temiz ve hesaplı yıkarız. Anlaşırsak neden olmasın? Ama her hafta getireceğim size. Yetiştirebilir misiniz? Merak etmeyin. Gece gündüz çalışır yetiştiririz. Hı hı. Güzel. Fiyat listenizi görebilir miyim? Buyurun. Oturun isterseniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Dışarıda kamyonet bekliyor. İçi çamaşır dolu. Öyle mi? Geldi mi çamaşırlar? Tamam beyefendi, bitti. Tamamdır abi. Çıkın siz, tamam. Geliyorum. Gelen çamaşırlar bunlar. Sayın, eksik çıkarsa arayın. Telefon numarası burada yazılı. Tamam beyefendi, merak etmeyin. Kolay gelsin.
Ha, yarın sabah alacak çocuklar. Umarım bir problem çıkmaz. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Yarın sabah mı dedi? Yarın sabah dedi. Hepsini mi dedi? Hepsini dedi. Umarım gecikmemişsidir. Hanife nerede? Ne yaptınız kıza? Hanife mi? Ulan kaltak, Hanife'nin geleceğini nereden biliyorsun sen? Doğru konuş. Seni hiç ilgilendirmez. Her şeyi biliyorum ben. Bizi öldürüp burayı yakacak mısın ha? Yak da görelim. Bağırma öyle azgın karılar gibi. Ne olurmuş bağırırsan? Kimsenin kılına dokunamazsın, anladın mı? Ne sanıyorsun sen kendini ha? Dağ başı mı burası? Gebertişeceğim seni. Gebertişeceğim. Manyak! Manyak! Pislik! Siz kaçırdınız onu. Pislik! Nasıl vurursun sen? Sana baban terbiye vermiş, ben vereceğim. Gel. Bırak, gel buraya. Bırak şerefini. Hayvan ol hayvan. Bıraksana be yok. Defol. Kıtır kıtır kesmeli hepinizi. Sıddık hocanın dediği gibi. Her bir parçanızı da ayrı bir iteğe yedirmeli. Parçalayacağım ben bu herifi. Gel. Beni burada at beni. Defol git. Hayvan herif. Defol git. Ne oluyor burada? Sen mukayyet ol baba. Bu orası bizi konuşturacağım. Gel buraya. Bırak onu. Dinlensin kız biraz. Bilge gidip alır sonra. Tamam. Bizim tarih misafirleri ne yapıyor acaba? Şunları ver. Ne adamlarmışsınız be?